Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni konumuzda beraberiz. Bugünkü konumuzda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daveti artık Medine dönemindeyiz. Medine dönemini biliyorsunuz arkadaşlar. Sizinle hicreti işlemiştik. Hicreti nasıl gerçekleştirmiştik. İlk Cuma'yı anlatmıştık. Mescid-i Nebi'yi anlatmıştık. Mescid-i Nebi'nin özelliklerini anlatmıştık. Şimdi artık Müslümanlar bir devlet haline geldikleri için ve müşrikler Müslümanlardan intikam almak istedikleri için Medine döneminde gerçekleşen, 624 yılında gerçekleşen bir hadise var. Bedir Savaşı. Nedir Bedir Savaşı'nın sebebi? Müşriklerin Müslümanlardan intikam almak istemeleri. Çünkü eziyet ettiler, işkence ettiler, yetmedi adamlara. Müslümanlar artık bir devlet haline geldi. Peki, Müslümanlardan intikam almak isteyen bu adamlar aynı zamanda Müslümanların Mekke'de geride bıraktıkları malları çöktüler ve onları ne yaptılar arkadaşlar? Kervan kurup Şam'a götürüp satmaya karar verdiler. Müslümanların mallarını ele geçirip kervan kurup bunları Şam'a götürüp satmaya karar verdiler ve 1.000 deveden oluşan muazzam büyüklükte bir kervan kurdular arkadaşlar. Bu kervanın başına da Ebu Sufyan'ı getirdiler. Ebu Sufyan tarafından yönetilen ticaret kervanı. Bu haberi alınca Peygamber Efendimiz Müslümanların mallarını insanlar ele geçirip bu şekilde satmaya karar verdiğini duyunca Peygamberimiz de bu kervanın önünü geçmek istedi ve Müslümanların mallarını geri almak istedi onlardan. Ama buna izin vermek istemeyen müşrikler Bedir önlerine gelip Müslümanlarla savaşmak için naralar atmaya başladılar. 624 yılında Bedir Savaşı'nda müşrikler 1000 kişi, Müslümanlar ise sadece 313 kişidir. Müşrikler 1000 kişi, Müslümanlar ise sadece 313 kişidir arkadaşlar. Sonuç, müşriklerle yapılan Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Müşriklerin elebaşı Ebu Cehil, Umeyye bin Halef, Ukbe bin Muayit, Utbe bin Rabia gibi kişiler öldürüldü bu savaşta. Biliyorsunuz ki Peygamberimize ve Müslümanlara en çok eziyet edenlerden biri de Ebu Cehil de hatta başlarıydı. Peygamberimizin öldürülme kararının fikrini ortaya atan kişiydi Ebu Cehil. Ve bu savaşta Ebu Cehil, Umeyye bin Halef, Ukbe bin Muayit, Ukbe bin Rabia gibi kişiler öldürüldü arkadaşlar. Ve Müslümanlar Bedir Savaşı'nı kazandı. Müşrikler 1000 kişi, Müslümanlar ise 313 kişidir bu savaşta. Çok önemli çok. Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirler var arkadaşlar. Ya esirler var da bu esirler ne olacak? Bugüne kadar Araplar arasında yapılan savaşların hiçbirinde esir alınmadı. Esir alınacak olursa ne yapılacağı fikrini Peygamber Efendimiz gündeme getirdi ve Hazreti Ebu Bekir orada bir fikir attı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü gelen bu esirleri bir fidye karşılığı serbest bırakalım. Çünkü bunların çoğu bizim akrabamızdır. Tanıdığımız insanlardır. Mekke'de beraber yaşadığımız insanlardır. Bir kısmını fidye karşılığında serbest bırakalım. Yani belli bir miktar ücret karşılığında serbest bırakalım. Ama bunu verecek durum olmayan kişilere ne yapalım? Bu fikri karşısında kimsenin bir fikri yoktu. Peygamberimiz dedi ki 10 tane çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında bir kişi 10 çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılır. Ve Bedir Savaşı'nda esir alınan İnsanlara dediler ki okuma yazma bilenlere. 10 çocuğa okuma yazma bilmen öğretmen karşılığında seni serbest bırakacağız. Burada Müslümanların ve İslam'ın ve Peygamberimizin eğitime, ilime ne kadar önem verdiğini gösteriyor arkadaşlar bize. Esirler arasında Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas ve kızı Zeynep'in eşi de vardı arkadaşlar. Kızı Zeynep'in eşi de Peygamberimizin amcası da esirler arasındaydı. Bedir Savaşı sonrasında müşriklerden okuma yazma bilenlerin 10 çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması İslam'ın ilme verdiği önemi göstermektedir bizlere. İslam'ın ilme verdiği önemi göstermektedir bizlere arkadaşlar. Uhud Savaşı. Ya Bedir Savaşı'nda 624 yılında Müslümanlar bir zafer kazandı. Müşrikler rahat durur mu? Zaten bir nefretleri vardı. Zaten intikam almak istiyorlardı. 625 yılında Uhud önlerine kadar geldi müşrikler. Müşriklerin Bedir'i intikamını almak istemesidir bu savaşın sebebi. Her savaş öncesi olduğu gibi Peygamberimiz arkadaşları bir istişarede bulundu. Ne yapalım diye.
Peygamberimiz insanlara istişare etmeden asla bir karara varmazdı. Fikirlerine danışır ve ona göre karar verirdi. Kendisi Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı istemesine rağmen bazı genç sahabeler "Ey Allah'ın Resulü, biz hücum savaşı yapalım, çıkalım meydanda açık açık savaşalım onlarla" demiştir. Ve bu genç sahabelerin fikirleri daha çok, daha kalabalık olmaları sebebiyle Peygamberimiz arkadaşlar onların kararına uymuştur ve Uhud Savaşı bir hücum savaşıdır aynı zamanda. Müşrikler 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Müslümanlar ise 1000 kişi olarak Medine'den ayrıldılar. 1000 kişi ayrıldılar da savaşa 1000 kişi gitmediler ama. Uhud'a giderken 300 tane münafık, yani kendisine Müslüman deyip aslında kalpleriyle iman etmemiş olan kişiler, arkadaşlar yolda çeşitli bahaneler sunarak ordudan ayrıldılar arkadaşlar. Ve Müslümanlar 700 kadar kişiyle kaldılar. Bakın, müşrikler 3000 kişi, Müslümanlar 1000 kişi Medine'den ayrılıyor ama 300 tane münafık yolda ayrılıyor. Müslümanların müşrikleri bozguna uğratmasıyla başlayan savaşta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ayneyn tepelerine yerleştirdiği okçular savaş bitti diyerek yerlerini terk edince müşrikler tekrar harekete geçtiler ve sonucunda 70 Müslüman bu savaşta şehit oldu arkadaşlar. Bakın, Peygamber Efendimizin emri var. Ayneyn tepelerine yerleştirdiği okçulara dedi ki, sakın bu tepeyi bırakmayacaksınız. Ne olursa olsun, biz savaşı kazansak da kaybetsek de siz bu tepeyi bırakmayacaksınız. Demiş olmasına rağmen okçular savaş bitti diyerek tepeyi terk edince 70 Müslüman arkadaşlar bu savaşta şehit oldu. Hazreti Hamza, Peygamberimizin amcası Yiğit Hamza ve ilk öğretmen Musab bin Umeyr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur arkadaşlar. Bu savaştan çıkaracağımız en önemli dersimiz nedir? Peygamberimizin sözüne itaat etmenin önemlidir arkadaşlar. Peygamberimizin sözüne itaat etmenin önemlidir bu savaşta çıkaracağımız en büyük ders. Uhud Savaşı'nda Müslüman ordular, İslam ordusu ve müşrik ordusu tam net bir zafer elde edememişti. Hendek Savaşı'nda artık müşrikler Müslümanlara Yahudilerle birleşerek bir darbe daha vurmak istediler. 627 yılında Uhud Savaşı ile biraz kendilerine gelen müşrikler yanlarına Yahudi kabilelerini alarak 10 bin, 10 bin, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'ye savaş açmaya karar verdiler. Peygamberimizin savaş öncesi yaptığı istişarede Medine'de kalınması kararlaştırıldı. İranlı bir sahabe olan, bunu sakın unutmayın, Selman-ı Farisi, testlerde karşınıza her zaman çıkacak. Selman-ı Farisi, İranlı bir sahabe olan Selman-ı Farisi, "Ey Allah'ın Resulü, biz İran'da savaşacağımız zaman şehirlere düşman girmesin diye şehirlerin etrafına devasa büyüklükte çukurlar kazarız ki düşman atları şehire akın edemesin, düşmanlar hızlıca şehre giremesin. Şehri biz bu şekilde savunuruz" deyince Selman'ın Farisi'nin hendek kazma fikri kabul edildi arkadaşlar. Müşrikler ve Yahudilerden oluşan topluluğu Müslümanlar bu savaşta yendi. Savaş esnasında Medine'de bulunan Beni Kureyza Yahudileri, Beni Kureyza kabilesi diye bir kabile var ve bu kabileye mensup Yahudiler savaş sırasında Müslümanlara ihanet edip arkadan vurmak istedikleri için savaştan sonra Medine'den çıkartıldılar arkadaşlar. Peygamberimizin kendisinin katılmadığı, yerine bir komutan tayin edip gönderdiği savaşlara seriye denir arkadaşlar. Seriye. Bunlar küçük savaşlardır. 15-20, belki 70 tane sahabeden oluşur ordular. Ve bu savaşlara seriye denir arkadaşlar. Seriye. Bizzat kendisinin katılıp komutanlık ettiği savaşlara gazve denir arkadaşlar. Gazve. Peygamberimizin bizzat katılıp yönettiği savaşlara gazve, Peygamberimizin katılmayıp yerine komutan tayin ettiği savaşlara seriye denir arkadaşlar. Peygamberimiz Bedir Savaşı'na giderken Medine'de kendisinin yerine vekil olarak görme engelli bir sahabe olan Abdullah bin Ümmi Mektum'u bıraktı arkadaşlar. Abdullah bin Ümmü Mektum.
Görme engelli bir sahabe olan Abdullah bin Ümmü mektubu kendi yerine Medine'de bıraktı arkadaşlar. Kendi yerine vekil olarak. Hendek Savaşı'na müşriklerden başka Yahudi fırkaları da katıldığı için bu savaşa bölükler anlamına gelen Ahzab Savaşı dendi. Başka hani sadece diğer savaşlarda müşrikler vardı. Bu savaşta Yahudiler de katıldığı için bölükler anlamına gelen Ahzab Savaşı dendi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir sure de vardır arkadaşlar. Peki, Hicret'in ikinci yılında olan önemli olaylar nelerdir? 1. Oruç Müslümanlara farz kılındı. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlara farz kılındı. Ve ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazı Hicret'in ikinci yılında kılındı. Zekat Müslümanlara farz kılındı. Kurban ibadeti emredildi arkadaşlar. Kurban ibadeti. Evet, biliyorsunuz ki kıble o tarihe kadar Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ydı. Mescid-i Aksa. Ama Hicret'in ikinci yılında artık kıble Kabe oldu arkadaşlar. Allah Azze ve Celle bir ayetle kıbleyi Kabe olduğunu ilan etti. Kıble Kabe oldu arkadaşlar. İlk bayram namazı Hicret'in ikinci yılında kılındı arkadaşlar. İlk bayram namazı Hicret'in ikinci yılında kılındı. Arkadaşlar lütfen videoları izlerken konuları tekrar etmeyi unutmayın. Konuları tekrar edin ve konularla ilgili önemli yerleri özet alın ya da kitaplarınızı açın, kitaplarınızı altını çizin. Ama kesinlikle konu tekrarı yapmayı ihmal etmeyin. Konumuz bitmiştir arkadaşlar. Tekrarları unutmayalım. Tekrar sizi mükemmelleştirir. Soru çözmek ise sizi bir efsane yapar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.